Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı mahza isim olarak kullanmamıştır. Yani Rabbimiz mesela Kur'an-ı Kerim'de Muhammed ismi yok. Var, nasıl var? Huvellezî ersele rasûlehu bilhuda ve dinil hakkı liyudhirahu aleddîni kullihi ve kefâ billahi şehiden Muhammedun bitmedi. Siz devamını okuyun. Resulullah. Resulullah. Bakın Muhammedun bitmiyor. Mâ kâne Muhammedun, orada Muhammed geçiyor. Ebâ ahadi mircal ve lakin Rasûlallâhi ve hâtemen nebiyyin. O Muhammed var ya, devamını okuyacaksın. Muhammedun Rasul. Mâ kâne Muhammed. Ebâ ahadi mircal ve lakin, bak Rasûlallah ve hâtemen nebiyyin. Ünvanları peşinde sıra geldi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ismi zikredildiğinde sahabe efendilerimiz kalplerini tutarlardı. Ve birçok sahabe, Ebu Katadeler vesaire büyük efendim sahabe efendilerimiz renkleri atardı. Bazıları benizleri solardı böyle. Bazıları hasta dücar olurlardı. Bilal-i Habeşi'nin ezanı. Bilal-i Habeşi ya, onu anlatalım ya. Bilal-i Habeşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Medine-i Münevvere'de onunla yaşadığı o hatıraları hatırladıkça dayanamaz hale geldi. Şam-ı Şerife, Şam'a hicret etti. Ve daha sonra efendim Hazreti Ömer döneminde Şam'dan geldi. Şam'dan geldi Medine-i Münevvere'ye. Herkes tabii Hazreti Bilal-i Habeşi'nin gelişinden dolayı çok zorla getirildi gibi. Zorla getirildi. Zorla gelmek de istemedi. O hatıralar kalbine dayanamıyor yani. Peygamber sevgisine kalbine dayanamıyor. Acayip bir sevgi ya. Ondan sonra çok efendim kendisinden istiyorlar. Diyorlar ki ne olur ezan-ı Muhammediye okur musun diye. Ondan sonra neyse de onu efendim böyle tutuyorlar. Ezan-ı Muhammediye okuyacak. O meşhur çıktı, yüksek bir efendim minare gibi yere çıkıyor. Oradan Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Bütün Medine dalgalanıyor. Resulümüzün dönemine gidiyor bütün herkes. Efendim Mescid-i Nebevi doluyor böyle. Eşhedü en la ilahe illallah. Ama demek ki mübarekte ne ses var yani. Orayı dönünce efendim bütün halk Mescid-i Nebevi dolduruyor. Efendim iş burada kopuyor işte. Eşhedü enne Muhammeden deyince Resulullah diyemiyor. Kötü diye düşüp bayılıyor ya. Allah Allah. Eşhedü enne Muhammeden, Muhammed diyor. Dayanamıyor. Düşüyor, bayılıyor böyle. Allah Allah. Ve onu bitiremiyor ya. Eşhedü enne Muhammeden de kalıyor yani orada. Evet. Ya. Allah aynı sevgiyi bize nasip etsin inşallah. Ya şimdi adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saygısız davranıyor ya. Yani ben ona diyor efendim salavat getirip de bilmiyorum yalaka kelimesini kullanmıyorum ne yapıyor falan. Bu nasıl bir vasıf şeydir ya. Resulullah Efendimizin hayatıyla ilgili yazı yazıyor veya kitaplar yazılıyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed diyor bilmem ne diyor falan. Böyle bir saygısız ifadeler vesaire. Nasıl bir peygamber düşmanlığı yetişiyor? Nasıl böyle peygamberi normal bir vatandaş haline geliyor? Allah Celle Celaluhu onu efendim ünvanıyla söylüyor. Kendi vasıflarını söylüyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Resulillah diyor ya. Efendim nebiyyül ümmiyül kerim diyor. O nebidir, ümmidir, kerimdir diyor. Kur'an vasıflarını sayıyor bir sürü. Sen niye o kadar peygamberi sevmiyorsun? Kalbine ne oldu? Sahabe efendilerimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ismini duyunca rengi atıyor. Böyle Hazreti Enes bin İmam Malik rahmetullahi aleyh Resulullah Efendimiz ismini duyunca hatta onun mübarek hadis-i şerifle okuyacağı zaman böyle yüksek bir yere çıkıyor. Ondan sonra diyor ki ben Allah'ın Resulü'nün mübarek ifadesini normal okuyamam diyor. Böyle yüksek bir minderleri yükseltiyorlar. Tabiri caizse böyle bir efendim taht gibi oraya oturuyor abdestli bir şekilde. Ondan sonra Kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ve nefesi titriye titriye bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saygısını ortaya koyuyor. O vesileyle yani burada sahabe efendilerimiz Hazreti Muhammed denildiği zaman öyle heyecanlanırlarmış ki kalpleri küt 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 atıyor vesaire. Böyle kalplerini tutarlar. Hani çok insana heyecanlandığı zaman böyle yapar ya. Şimdi sonraki dönemlerde de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle onları taklit etmişlerdir. Ama şimdi bakıyorsunuz bir adet var Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem falan. Bu kitaplarda net olarak var. Böyle bir yani bu sefer gayri duruma düşüyor. Yani nahoş bir duruma düşüyor yani. Korkarım saygısızlığa da gider yani. Böyle laf olsun diye böyle yapmak. Peygamber'e en ufak bir saygısızlık adamı götürür. Allah muhafaza etsin. Allah bizi Habibinden ayırmasın. Tamam. Rızasına nail eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşuyoruz. Mevzu gelmişken Nisa suresinde. Nisa suresi. O ayeti okuyalım. Allah'ımız Celle Celle ne buyurdu? Fela ve Rabbike. Fela ve Rabbike. Ben zatı Paki Sübhaniyeme Allah'ımız buyuruyor ki ben zatıma yemin ederim ki Fela ve Rabbike, zatıma yemin ederim diyor ayet-i kerime. Fela ve Rabbike la yu'minun 2.3 onların imanını kabul etmeyeceğim. Onların imanını kabul et. Fela ve Rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Evet. Sümme la yecidu fî enfusihim harac. Bu ayet-i kerime burada. 87. Fela ve Rabbike. Zatıma yemin ederim ki. La yu'minun imanlarını kabul etmem. 1. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Habibim senin sünnetlerin aralarında kabul edecekler. 2. Sümme la yecidu fî enfusihim harac. Kalplerinde mimma kadayt. Verdiğin hükümden senin sünnetinden kalpte bir sıkıntı olmayacak. Yok sarıktır, yok selamdır, yok teheccüddür, yok işte efendim sağ ayakla girmektir. Peygamberin sünnetinde kalpte bir sıkıntı, üf vesaire böyle bir darlık Mevla kabul etmem, onların imanını kabul etmiyorum diyor. Ayet burada. Ve yüsellimu teslimi Habibim sana son derece teslim olacaklar. Onlar sana teslim olurlarsa, seni kabul ederlerse, sana ittiba ederlerse onları kabul ediyorum. Yoksa ben Allah olarak onların imanını kabul etmiyorum diyor. Ayet burada. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygambere ittiba olmadan din mi olur ya? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Allah sevgisini daim etsin. Ya Rabbim bizi Habibine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resulü.